Şimdi ses kaydını açtım. Sizin sesinizi de açayım. Bir ses verebilir misiniz biriniz? Gidiyor mu sesiniz bakayım? Ses. Tamam. Gayet geliyor. Tamamdır. Demin yine sesi kapatmışım. Başka bir proje için video kaydı alıyorum ben. Kategori ID de yanlış oldu. I yazıyor. DC'sinin noktalı virgülden önce. Tamamdır. Onu da yazdık. Content alanı. Şöyle şunu çoğaltıp Content'e text geliyor. Statüsümüz aynısını kullanalım şöyle. Image'i zaten koyduk. Publish date. Publish olma zamanı aynısı. Bir şey değişmiyor. Bir de burada postun statüsünü düzeltiyorum. İşlemek adına bir de şuraya bir bakalım şöyle. Şurası noktalı virgül olacak. Burası da tamam. Son olarak da bunu da ne yapıyorum? Kaydediyorum. Postun save'i. Kayıt işleminden sonra da şu alertlerle geri listeye göndereceğim. Şurayı bir yeniliyorum. Güncelleme işlemi başarıyla tamamlanırsa ki bir hatamız var. Kategori ID can not be null. Bizim şimdi kategori ID'miz çünkü biz kategori selected yapmamıştık. Onu sonra yapalım demiştik herhalde o yüzdendir. Böyle geri geliyorum. Hangi kategori seçtiysem şu an seçili gelmiyor. O kısmı da yapalım. View'unda. Neydi? Bizimkisi at. Post at'te yapmıştık bunların hepsini. Şurada. Kategori. Kategoriler gelirken bizim postun da bir kategorisi var. Yine şuraya şöyle post hissetti diye hatırlıyorum. Şuraya bir field açmıştık en üstte. Aynen post hisset. Eğer post hisset varsa ve postun kategori ID'si. Bunu Ahmet Tunç sormuştu daha önce. Postun kategori ID'si eşit eşit. Burada kim birisi value yazmış. Tamamdır value yazıyoruz. Value'nun ID'si ise selected yapacak. Değilse bir şey yapmayacak. Şöyle alta doğru alalım. Biraz daha görünsün. Şurayı yazdık. Böyle selected yap değilse yapma. Bir de bunun en baştaki post hissetin de değili var. Onda da bir şey yapmasını istemiyorum. Şimdi yenilediğimde seçmiş olduğumuz kategori seçili olarak gelmesi gerekiyor. Backend diye geldi ama başında şöyle bir boşluk var. Bu boşluğun sebebi de ben şuraya Enter'a bastım ya. Bu ondan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Şöyle kendiliğinden aşağı atarsa daha iyi olur. Tamam. Atmazsa da sıkıntı yok. Yeniliyorum şimdi. Şöyle backend seçili geldi. Güzel. Şimdi güncelleme işlemine bir daha basıyorum. Ve güncellememiz başarılı güncellendi. Tamamdır. Güncelleme kısmı da bitti bizim için. Şu anda. Biz makale ekleyebiliyoruz. Listeleyebiliyoruz. Düzeltebiliyoruz. Silmeyi yapmadık galiba. Şimdi silme işlemini yapacağım. Post list kısmına geliyorum. Burada bir silme ile ilgili kısmımız vardı. Delete tag demişiz. Buna delete post diyelim.
Onunla ilgili olan kısmı almamışız. Tekten demo. Tamamdır. O zaman tekten alalım onu. Tag list. Document reading içinde validation işimiz yok. Ajax yapacağız. Setup alacağım. Şunları alıyorum. Tabii biz burada yine bence Document Ready'yi de alalım. Çünkü dosyalar hazır olduktan sonra okuyor ve getiriyor olmalı bizim için. Artık bu delete tag değil, delete post olarak gelecek. Data ID'sini alacak. Tag destroy değil, post destroy. Tag ID değil, post ID. Tabii bunlar aynı kalsa da çalışacak. Çok sorun değil de. Biz yine de değiştirerek devam ediyoruz. Root'unu replace ediyoruz. Çünkü nereye gönderecekse ona göre olsun diye. Şimdi bu post ID'ye göre dönüşecek ve gönderecek. Data ID dediğimiz ID ile etiketi silmek istiyor musunuz? Değil. Post'u diyelim. Makale falan yazabiliriz de hep aynı post'ta bir devam edelim. Metodumuz delete. Çünkü zaten delete metoduna ihtiyacımız vardı. Gayet güzel bunu yapmışız. İlgili tag'i değil de bizim verdiğimiz row neydi? Onu hatırlamıyorum ben. Şu row'daki ID sildiğimizde yapacaktık. Postla başlıyor bu sefer. Şu tag değil post olacak ki silinebilsin. O satır komple geldiği zaman. İlgili data ID. Buraya. Şu anda bu kısım sanıyorum tamamdır. Hata varsa da yine düzeltiriz. Böyle post controller'a geliyorum şimdi artık. Bunları bir kapatıp açıyorum. Destroy fonksiyonumun içine gelip post ver ID'si ID olana delete et. Sildikten sonra da return response JSON. Şöyle status diye bir şey yollayalım yani çok önemli değil ne yolladığımızın da. Bir diyelim. Bir de 200 ile statüsünü veriyorum. Şimdi şurada bir silme işlemini deneyelim bakalım. Olacak mı? Şöyle ikinciyi siliyorum. Denemek istiyorum daha doğrusu. İki ID'li post silmek için emin misiniz? Evet dedim. Ve buradan sildi. Ama şöyle bir yenileyeceğim. Veri tabanından sildim hani. Eğer silmemişse olmazdı. Silmiş. Ama silmenin cevabı geldikten sonra bize bir cevap vermedi değil mi? Yani ben bunu sildim. Başarılı bir silme diye bir cevabımız yok. Olmadığına göre aslında onu da versek iyi olur. Yani şurada bir small ihtiyaç var. Hatta şunu alayım. Orada değiştiririm. Şöyle, şöyle olsa yeterli, başarılı, success, cancel'a gerek yok, rengi, cancel'a yine şunlara gerek yok, tamam desin. Burada ID var, ID'li post, güncellenmiştir, şey silinmiştir. Silinmiştir diye yazdık. Success dedik. Tamam bir bakalım bir daha. Böyle bir yeniliyorum sayfayı. Bu sefer en alttakini siliyorum. Tamamdır. ID'li post silinmiştir diye bize uyarısını verdi. Silmeyi de yaptık. Şimdi son olarak pasifliğini, aktifliğini yapacağız. Onun için ne yazmışız? Change status klasına bastığımızda ilgili işlem yapılacak. Change status diyorum. O yüzden bu bastığımız yer data ID vardır. Mutlaka koymuşuzdur diye düşünüyorum. Bir data ID'si var şurada. O yüzden devam ediyorum. Data ID'si olduğu için data ID'sini alıyorum. Root'um artık destroy değil. Benim için güncelleme işlemi. Bir bakalım kullanabileceğimiz bir fonksiyon var mı burada? Şu anda yok kalmadı yani. Show kullanabiliriz ama show da bu işler için çok uygun değil. Biz change status yaptığımıza göre yeni bir tane daha fonksiyon oluşturup devam edelim bu işlem için. Public function change status diyorum. Ve status yaparken de şurada request'ten şunun gibi request'imi getiriyorum. Bana bir ID gelecek. Gönderirken öyle göndereceğiz çünkü. Şöyle ID'yi alıyorum. Değişiklik yapacağım. Şöyle postu alalım. Hangi postta? Biz bu statüyü değiştireceğiz. Find
diyorum ve ID'sine. Çin'e gönderiyorum. Şimdi elimde artık postum var. Post status diyorum. Postun statüsünü güncelleyeceğim. Neye göre güncelleyeceğim? Bu postun statüsü aktifse pasif yap, pasifse aktif yap. Ve son durumda da postun save ediyorum. Return response JSON şöyle içerisine de yine status 1 diyelim. Şuraya da 200 cevabını gönderelim. Şu anda bizim bir tane root'umuz yok. Change status diye. O root'umuzu şimdi oluşturmamız gerekiyor. Ki artık o güncelleme işlemini yapabilelim. Onun için de bizim admin'de şurası neresi? Admin'in içi view profile postlarla ilgili bir işlem yapacağım. Şunun altına yazabilirim. Root post post slash change status diyebilirim. Admin'in altındaki post controller'ın change statüsüne gidecek. Bunun da bir name'i olacak. Admin.post.change status olarak da ismini verdim. Bu ismi de artık bizim güncelleme yapacağımız yerdeki root'un aslında kendisi, yani şurası bunun güncelleneceği yer. Burayı da ben böyle bir post ID ihtiyacım yok. Yani böyle bir post ID falan yollamıyorum buraya şu an giderken. Doğrudan buraya gitsin. Giderken de şöyle data ID'sinin şu datanın içerisinde artık buna da ihtiyacım yok. Burada diyeceğim ki bir tane ID gönder. Hatta direkt ID de diyebiliyorum şöyle. Zaten. Bu ID de bizim data ID'miz. Gidecek zaten oraya. Gittikten sonra ne yapıyoruz? Root burada. Root'um aynı kalabilir. Sorun değil. Buna gerek yok. Onu çevir. Şu değiştirme işlemimize gerek yok yani. Bunu kaldırabiliriz. Böyle bir soru sormaya da gerek yok. Şunu dışarı taşıyacağım. Çünkü yani güncellemek istiyor yani. Basmış zaten onu. Bir daha basar günceller. Tersine. Şöyle yapıştırdım Ajax içine. Sonra bunu sildirmiyorum tabii ki de. Başarılı. Postun statüsü güncellenmiştir diyelim. Ya da şöyle de yapabiliriz ya. Bence onu da yapalım. Ben diğer derslerde hep yapmıştım bu CV güncelleme kısmında. Burada da yapalım aynısını. Bu güncellenmiş statüsü geri yollayalım. Şu statüste o gitsin. Güncellenmiş son hali, save olduktan sonraki hali gitsin. Gittiği yerde de demek ki tersi olmuş oluyor. Yani aktif gelmişse pasif, pasif gelmişse aktif anlamına gelecek. Şurada da şöyle let change status val diyeceğim. Response'un gelen response'un içinde şöyle noktayla alıyoruz. Status değerini alıyorum. Bu status değeri 1 ya da 0 gelecek. Biliyoruz zaten bunu. Şöyle ID'li postun böyle dolarla üstü parantezle gerçi biz bunu şöyle yapmak durumundayız. Bu sefer içerisine kodumuzu yazalım çünkü. Data ID Data ID ile postun durumu birleştiriyorum. Change status val böyle bunu işlem olduğu için parantez içerisine alacağım. Eğer true'ysa bu şöyle pasiften aktif olarak güncellenmiştir desin. Hatta şu güncellenmiştir burada demesin. Bu eğer ters ise de öbürüne diyecek. En sonunda da şuraya ne olarak güncellenmiştir. Bu aktif değilse de pasiftir. Pasiften aktif değilse aktiften pasif.
Başka bir kelime de yazabiliriz tabii şu an buraya. Belki karışık gelmiş olabilir. Bir bakalım. İstediğimiz cevabı alabilecek miyiz burada? Şöyle bir denemesini yapalım. Yenileyelim. Şu ortadaki pasif de ama şu en üsttekini yapayım şimdilik. Bir ID'li postun durumu aktiften pasif olarak güncellenmiştir. Gayet istediğiniz gibi geldi. Şimdi burayı değiştirmedim biliyorum, onu birazdan yapacağım. Bir daha basıyorum. Bu şu an pasif. Pasiften de aktif olarak güncellenmiştir dedi. Gayet güzel. Şimdi bir son durumda da şunun hem yeşilliğini değiştireceğiz hem de içindeki yazıyı değiştirmemiz gerekiyordu. Basılanı almak için şurada self diyorduk ki çünkü burayı anlayabilsin diye. Yani şöyle let ile ya da let ile yapalım. Self diyelim. Bu selfimiz bizim buradaki did'i temsil ediyordu. Bu self'in artık neyini yapacaksak şurada yapabiliriz. Tasarımdan da bakabilirim. Şöyle. Self'in green klasını değiştireceğim. Self'in içindeki teksti değiştireceğim. Self'in inner teksti. Bazen bunu sıfırıncısını almak gerekebilir. Bakarız şimdi ona da eğer olmazsa. Şunu kontrol ettireceğim. Bu birse aktif yazsın. Değilse pasif yazsın. Bu oluyorsa da kırmızıyı yeşili birinizden yapmanızı rica edeceğim. Şimdi şuraya basıyorum. Pasiften aktif oldu. Şurası aktif olmamış. Elfin sıfırıncısı olabilir bu. Şu inner text dedim de. Şunu bir önersene. Daha bir deneyeceğim. Tamamdır. Şurası şu an dönüşüyor bakın arkadaşlar. Pasif yani aktif son duruma geliyor. Şimdi bunun rengini değiştirmek için birisi hemen yardımcı olsun. Önerisi kim olursa olsun fark etmez. Herhangi biriniz. Bu kısmı artık biliyorsunuz. Gel. Evet. Parantez içinde sıfır. Düşün. Evet. Sonra nokta class Evet. list. Nokta et. Ama bir saniye, burada değeri kontrol etmek gerekiyor hocam. Siler misiniz edibi? Birisini Veya silip birisini ekleyeceğiz. Yani green ve red arasında değişiklik yapacağız. Green class'ın red class'ı yapacağız. tamam. Şey Bir yapalım edip mı? Şey oynayacağım. yapalım mı? Burada class name var ya. Böyle bir class name. Bunu eşitlesek şöyle. Evet. Sonra desek ki self sıfırıncısının nokta class name'inin tabii gelecek şimdi. Bunun replace'ini yapsak. Tamam mı? Replace yaparken de burada aktifi mi pasif? Pasifi mi aktif yaptığımızı nereden biliyoruz? Change statüse göre biliyoruz ya. Şu an bu var ya elimizde. Eğer bu varsa bunu neyle değiştirecek? İşte buraları yapalım mı böyle bir şey Yine. mesela? Green'i bu neydi? Olabilir. Aktifse bu aktifse red'e red miydi bilmiyorum da o. Red'e şöyle virgülle bunu dışarıda yapalım. Burada yapmayalım. Kafamız çok karışır. Burada yapalım. Let ne diyelim? Final status diye bir şey yapalım. Eğer bu varsa bu red olsun. Yoksa da green olsun abi. Green olacak. Red green ama neyle değiştireceğini nasıl anlayacak? Onu da şöyle yapalım. Bu array'in birinci kısmı bir de bunun ikincisi olsun. İkincisine de bunun aynısını yapacağım. Aynısının tersi bu sefer. Yani green burası red. Evet. Bunun tersini aldım. Bu final statüsünde biz neyle neyi değiştiriyoruz son durumda? Birincisiyle ikincisini değiştireceğiz.
Bu sıfırı şöyle yazamadım oldu. Final, tabii yanlış yazıyorum. Final statüsün birincisi. Olur mu Ahmet böyle? Olması lazım. Red ile Green'i Red'e değiştirmesini bekliyoruz. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Şöyle aktife bastım. Pasif oldu. Pasife basıyorum. Aktif oluyor. Tamam. Böyle farklı bir de kullanım yapmış olduk en azından. Array'i falan da kullandık yani burada. Bu da tamam. Güncelleme de tamam şu anda. Kısa bir ara veriyorum. 45 geçe devam ederiz arkadaşlar.